Herkese merhaba. Bugün füze tezgahları için bir geliştirme projesiyle yine karşınızdayım. ERE25 pens tutucular için bir tane kare Morse kovanı yapımını göstermeye çalışacağım ben size. Projeye geçmeden önce hemen hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Velosipedet'in bir tane Instagram hesabı var. Bu Instagram hesabını takip ederseniz, ayrıca bütçeniz doğrultusunda kanalımın katıl butonuna tıklayarak bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir de bu ve benzeri projelere ihtiyaç duyan arkadaşlar için iletişim bilgilerimi bu videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Onu da ayrıca belirteyim. Şimdi bugünkü projemize geçecek olursak, özellikle silindirik malzemelerde doğrusal frezeleme yapmak için kullanılan ve çeşitli açılarda kolay işlem yapabilmek için kullanılan bir Morse kovanı yapımını göstereceğim. Genelde ERE25 pensetleri veya daha farklı pensetleriyle bu kullanılıyor. Ben bu projeyi hayata geçirirken 4140 kalite ıslah çeliği kullanmayı tercih ettim. Siz ihtiyacınız doğrultusunda dilediğiniz nitelikteki çelik alaşımını kullanabilirsiniz. Ben tezgahımın izin verdiği ölçüde milimetrenin %1 hassasiyetinde bu kare kovanı yaptım. Daha hassas işler yapmak istiyorsanız malzemeyi işledikten sonra muhakkak taşlatmaya göndermenizi tavsiye ediyorum. Ancak bizimki gibi bu tip atölyelerde milimetrenin %1 hassasiyet gayet yeterli. Benim ihtiyacım olan 4 köşe bir kovan olduğu için ben 4 köşe yapımını tercih ettim. Ancak siz ihtiyacınız doğrultusunda 6 köşe veya 8 köşe kovanları da yapabilirsiniz. Benim tezgahım MT2 Morse kovanına sahip olduğu için ben de projeyi o şekilde geliştirdim. Sizin tezgahınızın Morse koniği neyse siz de ona göre açı vererek bu projeyi hayata geçirebilirsiniz. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda aslında Morse koniği tornalamayı ben size göstermiştim. Onun hesaplanması ve tezgahın ona göre ayarlanmasını işlemiştik. Zaten formülasyonu ekranın yan tarafında görüyorsunuz. Ayrıca o videonun linkini de yukarıda sizinle paylaşıyorum. Bu sefer Morse açısını verirken tezgahı ayarlamak için farklı bir metot göstermeye çalışacağım ben size. Bu birazcık daha mekanik bir metot olacak. Bu tip ekipmanlarla sadece pens tutucu mu kullanıyoruz? Hayır. MT2 Morse'a sahip olan her takım bu enstrümana bağlanabiliyor. Gördüğünüz gibi mandren ya da ucuna başka bir şey takılacak olan başka bir Morse. Ve gerçekten çok sıkı tutuyor. Düzgünce tornaladıktan sonra gerçekten kovan ve konik birbirine sıfır geçiyor. Bakın, hafifçe itmiş olmama rağmen bile çok kolay sıkışıp malzemeyi yakalayabiliyor. Çıkartmak neredeyse ise imkansız. Şimdi her ne kadar bu çok sıkı tutuyor olsa da freze tezgahında bunu kullanacağımız için titreşim kovanı gevşetecektir. Dolayısıyla arkadan kontrollü bir tertibatla takım tutucuyu çok güzel bir şekilde kovana sabitleyebiliyorum. Tabii ki bu somun civata tertibatı bu takım tutucunun çıkması için de kullanılıyor. Çıkartacağım zaman kontrolü gevşetip arkadan vurarak takım tutucuyu çıkartabiliyorum. Bu proje için söyleyecek çok fazla bir şey kalmadı. Dediğim gibi bütçeniz doğrultusunda kanalımın katıl butonuna tıklayarak bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Aboneyseniz de abone ol kutucuğunun yanında küçük bir tane çağrı resmi bulunuyor. O çağrı resmine tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.
Şimdi ben iki paralel yüzeyini bunun düzgünce frezeledim. Bakalım önce bir 90 derece mi bunlar? İki yüzey birbirine paralel ve diğer yüzeyleri ise 90 derece açıyla düzeltilmiş durumda. Şimdi üçüncü yüzeyi frezeleyeceğim. Ardından tam kare olması için ölçü alıp son yüzeyi de frezeledikten sonra frize tezgahıyla işimiz bitiyor. Ondan sonra artık torna tezgahına geçip bunun mors deliğini açmak kalıyor geriye. Üç yüzeyin de frezelenmesi şu anda bitti. Sıra geldi son yüzeyin yapılmasına. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Bunun tam bir kare prizma olmasını istediğim için bunu şimdi sökeceğim ve düzgünce ölçüp son talaşı ona göre verip son frezelemeyi yapacağım. Çünkü olabildiğince doğru bir kare prizma elde etmeyi planlıyorum ben. Yaklaşık milimetrenin %35'i kadar burasını frezelememiz gerekiyor. Şimdi tekrar parçayı mengeneye bağlayalım. Milimetrenin %35'i kadar bir frezeleyelim. Bunu da sıfırlayalım. Ardından frezele işimiz bitecek. Bunu kovanını açmak için tornaya takacağız artık. Şimdi bu parçayı aynayla beraber tezgahtan sökeceğim. Ardından hem fener miline hem de gezer puntoya iki tane sabit punto takarak araya kullanmadığım bir mors takacağım.
Böylece arabanın kesme açısını da bu morse göre ayarlamayı göstereceğim ben size. Ardından tekrar o parçaları söküp aynayı tekrar monte edip artık tornalama işlemine başlayacağız. Ben şimdi takım tutucuyu tezgaha bağladım. Burada torna tezgahında yapmış olduğum bir tane numune parça var. Aslında bu bir civata. Ancak torna tezgahında kullanılan özel bir civata bu. Dolayısıyla ona göre işlenmesi gerekiyor. Alışık olduğumuz 6 köşe civatalardan ziyade 4 köşe bir civata. Şimdi bunu takacağım ve düzgün şekilde silindirik malzemeyi 4 köşeli bir civata haline getirmeye çalışacağım. Gelin dilerseniz bağlayalım. Ardından sonucu hep beraber göreceğiz. Hizalamak çok önemli. Şöyle bir gönye kullanarak hizalıyorum ve sıkıştıracağım. Ben şimdi takım tutucuyu tezgaha bağladım. Burada torna tezgahında yapmış olduğum bir tane numune parça var. Aslında bu bir civata. Ancak torna tezgahında kullanılan özel bir civata bu. Dolayısıyla ona göre işlenmesi gerekiyor. Alışık olduğumuz 6 köşe civatalardan ziyade 4 köşe bir civata. Şimdi bunu takacağım ve düzgün şekilde silindirik malzemeyi 4 köşeli bir civata haline getirmeye çalışacağım.